Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Manda ve himaye kabul edilemez. Efendim işte bu kararların, önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi ile 100 yıl önce milli mücadelenin meşalesi yakıldı. Bundan tam 100 yıl önce kurtuluş meşalesini yakmak ve milletin kaderini değiştirmek için kongre kararı alındı. Ve biz de ana haber ekibi olarak efendim bu önemli günde Erzurum Kongresi'nin 100. yılında sizlere Erzurum'dan sesleniyoruz. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu mütevazı küçük salondan ve tarihi binadan sesleniyoruz. Sevgili izleyiciler, burası aslında bir kız lisesi ve Erzurum Kongresi'nin burada toplanmış olması gerçekten çok da simgesel bir anlam ifade ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bağımsızlık meşalesi burada atıldı. Aslında 19 Mayıs 1919'da hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla o ilk meşale yakıldı ve daha sonra Amasya Tamimi ve Doğu illerinde özellikle Erzurum'da ve Trabzon'da işgale karşı halk örgütlenmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk buradaki örgütlenmeyi bir hale yola koymak ve buradan bir milli mücadele başlatmak istiyordu ve Kazım Karabekir'in davetiyle işte Erzurum'a geldi. Çok sevdiği askerlik mesleğinden uğradığı baskılar sonucu burada istifa etti. Ama işgal altındaki 5 Doğu ilinden gelen 62 delege ile Mustafa Kemal Atatürk işte bu salonda sevgili izleyiciler bir araya geldi. Dediğimiz gibi Doğu illerinden 62 delege vardı. Bu sıralarda oturuyorlardı. İşte Tortum'dan, Sürmene'den, Ordu'dan, Maçka'dan, Sivas'tan, Erzincan'dan, Diyadin'den birçok delege burada bir araya geldi. Ve burada ateşlenen o meşale dalga dalga yayıldı. Kurtuluş Savaşı haline geldi. Biliyorsunuz Erzurum'dan sonra Sivas Kongresi de toplandı. Ve o Kurtuluş Savaşı'yla genci, yaşlısı, kadını, erkeği bir araya geldi. Topyekün düşmana karşı mücadele etti. Ve işte tam 100 yıl önce bugün bu salonda Erzurum Kongresi toplandı. Efendim tüm gelişmeleri biz de ana haber bültenimizde Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu tarihi salonda sizlere aktaracağız. Ana haber başlıyor. Sayın seyirciler, dün de aktarmıştık sizlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge. Aslında Türkiye'nin uzun zamandır Suriye'deki çözüm için öne sürdüğü önemli savlardan biri. İşte bu konuyla ilgili olarak Amerikalı askeri yetkililer Ankara'da temaslarda bulunuyor. Dün başlamışlardı biliyorsunuz James Jeffrey başkanlığındaki bu heyet temaslarına ve bugün de devam etti. Gün boyu Amerikalı askeri heyet Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı ve önemli aslında konular var. Yani bu güvenli bölge terörden arındırılmış Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge, Türkiye'nin 32 kilometre olarak öngördüğü bu bölge nasıl sağlanacak ve özellikle kontrol kimin elinde olacak? En önemli sorulardan biri, Türkiye'nin de en fazla hassasiyet gösterdiği konulardan biri. İşte tüm bu konular masaya yatırıldı. Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse, buradan bize tehdit devam ederse, biz burada bir harekatı başlatırız. Ankara'nın talebi Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Amaç hem sınır güvenliği hem de Suriyelilerin bu bölgeye yerleştirilmesi. Ankara'nın isteği 30 kilometre derinliğinde kontrolün kendisinde olduğu bir bölge oluşturulması. Bu konudaki kararlılığımızda hiçbir tereddüt yok. Bu bizim için güvenlik meselesi. Türkiye'nin hassasiyet ve beklentileri son olarak ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Ankara temaslarında dile getirildi. Güvenli bölge görüşmelerinin askeri heyetler arasında Ankara'da sürdürülmesi kararlaştırıldı. Heyetler çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. ABD'li askeri yetkililer gün boyu Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması,
ve güvenliğimiz için Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölge şart. Güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik tüm detaylar masaya yatırıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin bölgeden nasıl ve hangi takvimde çekileceği, Türk askerinin bölgeye ne zaman gideceği ve bölgede yönetim boşluğu oluşmaması için atılacak adımlar tek tek değerlendirildi. Askeri yetkililerin Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmeleri hafta boyunca devam edecek. Efendim işte az önce haberimizde de izledik. Türkiye'nin öteden beri söylediği şey, sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğiz. Aslında tam da işte bu Amerikalı heyet, James Jeffrey'nin başkanlığındaki Amerikalı heyet Ankara'ya geldiğinde ve temaslarına başladığında skandal bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile James Jeffrey arasındaki görüşme olurken tam da Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM Komutanı General McKenzie, Suriye'de terör örgütü elebaşıyla bir görüşme yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara'daki temasları hızlı başladı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmelerin ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmelerdi. Ancak o görüşmeler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri skandal bir gelişmeye imza attı. Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, terör örgütü YPG-PKK'nın elebaşılarından Şahin Ciro ile görüştü. Suriye'deki bu skandal görüşme, terör örgütü YPG-PKK'nın sözde sorumluları tarafından dolaşıma sokuldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeffrey'nin görüşmelerinde Türkiye'nin güvenlik kaygılarının ele alınacağı belirtilmişti. Milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler öncesi Türkiye kamu sen maaş zammı ile ilgili talebini açıkladı. Sendika önümüzdeki yıl için ne kadar zam istiyor? Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından atılan iki roketten biri tam da bu gelişmeler yaşanırken, bu temaslar sağlanırken bir evin çatısına düştü. 5 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında cevap verdi ve 7 hedef imha edildi. Evlerinin bahçesinde çay içiyorlardı. Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir patlama oldu ilk önce. Biz de panikle koştuk buraya. Geldiğimizde Yusuf, amcam oğlu Yusuf ve misafirler herhalde çay falan içiyordular. Roket gelip tam yukarıya şuraya isabet etmiş. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından iki roket atıldı. Roketlerden biri Turgut Özal mahallesindeki bir evin çatısına isabet etti. Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen roket işte tam bu noktaya isabet etti ve o esnada evin bahçesinde çay içen 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Sınır birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya meşru müdafaa kapsamında cevap verildiğini, önceden tespit edilen 7 hedefin imha edildiğini açıkladı. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya anında karşılık vermiştir. Ve kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdüreceğiz. Günün ağarmasıyla olayın boyutu daha net bir şekilde ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri gündüz de çalışmalarını sürdürdü. Sayın seyirciler, işte gördüğünüz gibi tam da Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge konusunda Amerika'da heyet Ankara'dayken, bu görüşmeler sürerken, diplomatik temaslar Amerika, Rusya ve Ankara arasında sürerken ve S-400'ün sevkiyatı da devam ederken, Ceylanpınar'ı atıran bu roket aslında Türkiye'nin hava savunma sistemine ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bu tezlerinde ne kadar haklı olduğunu da ortaya koyuyor.
Efendim terörle mücadele operasyonları da hem yurt içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. 27 Haziran'da Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi. Diyarbakır'da ise PKK'ya silah ve eleman temin eden iki terörist tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarıyla terör örgütünün elebaşıları tek tek etkisiz hale getiriliyor. 27 Haziran'da Kandil bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Devren Kod adlı Murat Gündüz olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Yurt içindeki operasyonlarda da teröristlerin alanı iyice daralmış durumda. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma yürüttü. Terör örgütü PKK-KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen iki kişi tespit edildi. Jandarma belirlenen adreslere eş zamanlı baskını yaptı. Operasyonda örgüte silah ve eleman temin eden iki terörist kıskıvrak yakalandı. Soruşturma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki arazi aramasında teröristlere ait 14 mayın ve 18 roket atar mühimmatı ele geçirildi. Mayın ve mühimmatlar kontrollü olarak imha edildi. Hakkari'de ise köşeye sıkışan teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Şemdinli ilçesi kırsalındaki Zirvin Tepe üst bölgesi yoluna teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Yazılı sınav sorularını çaldılar, örgüt evlerinde mülakat hazırlığı yaptılar. FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'na nasıl sızdığı itirafçı ifadeleriyle ortaya çıktı. İtirafçılar neler anlattı? Sayın seyirciler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sondaj çalışması yapan o gemilerin görüntüsünü paylaştı ve bu kadar detaylı görüntüler aslında ilk kez paylaşıldı. Gemilerimizi havadan, su üstünden ve su altından kesintisiz ve sürekli refakat ediliyor dedi. Havadan, su üstünden, su altından. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları sürekli ve kesintisiz koruma altında. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilerinin etrafında güvenlik kalkanı oluşturuldu. Gemiler havadan Bayraktar TB2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleriyle gözetim altında tutuluyor. Fırkateyn, korvet ve hücum botlarla su üzerinden, denizaltılarla da su altından sürekli ve kesintisiz olarak sondaj gemilerine refakat ediliyor. Köprü üstü masa. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları 2017 yılında Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisinin araştırmalarıyla başladı. Yakın zaman içerisinde Yavuz ve Barbaros sondaj gemilerine ek olarak MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bölgede faaliyete başlaması bekleniyor. Efendim bültenimizin başında da aktardık sizlere. Bu önemli günde, tarihi günde sizlere Erzurum'dan sesleniyoruz dedik. Ve içinde bulunduğumuz mekan tam da net olarak gördüğünüz gibi Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu tarihi mekan. Bu küçücük salonda aslında milli mücadelenin temelleri atıldı. 62 delege katıldı. 5 işgal altındaki Doğu ilinden. Ve işte meşalenin yakıldığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi 100 yaşında sevgili izleyiciler. Çok önemli tarihi bir günü yaşıyoruz gerçekten. Biz de bu tarihi günde hem çok duygusal bir atmosferdeyiz hem de tüm gelişmeleri sizlere ana haber bültenimizde burada, bu önemli mekanda aktarmaya çalışıyoruz. Efendim bahsettiğimiz gibi tarihi kongrede çok önemli kararlar alındı. 8 karar alındı ve daha sonra burada alınan kararlar Kurtuluş Savaşı'nın aslında yönünü değiştirdi. Milli mücadelede büyük güç kattı halka. Ve daha sonra elde edilen o kurtuluş mücadelesinin sonundaki zaferde herkes gördü ki Erzurum Kongresi'nde alınan bu kararlar, 8 karar kağıt altında kalmadı. Hepsi tek tek hayata geçti. Ve burada işte arkamda gördüğünüz bu binada vatanın bölünmez bir bütün olduğu kararı
en yüksek tonda herkese ilan edildi. Erzurum'da atılan bu adımlar sayın seyirciler, zafere varan yolun da başlangıcı olarak tarihe geçti. Anadolu düşman işgali altındaydı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin bölgede kurulacak Pontus, Ermenistan ve Kürdistan arasında bölüşülmesi ihtimali büyük endişe yaratıyordu. İşte o zor günlerde bölgede bir kongre toplanması fikri gündeme geldi. Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir bu fikre büyük destek verdi. Karabekir Paşa, Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'yı da kongreye davet etti. Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinin temsilcilerinden oluşan kongre 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplandı. Tarihi kongre için işte bu bina hazırlanmıştı. İlk toplantı saat 11'de yapıldı. Kongreye Erzurum delegesi olarak katılan Mustafa Kemal Paşa başkanlığa seçildi. 57 delege günlerce kurtuluş çarelerini aradı, tartıştı ve karara vardı. 7 Ağustos 1919 Perşembe günü kongre çalışmalarını tamamladı. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milli bağımsızlığımızın sağlanması ve saltanat ve hilafet makamının korunması için Kuvayi Milliye'yi etken ve milli iradeyi egemen kılmak esastır. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların takip edilmesi için bir de temsil heyeti oluşturuldu. Heyetin başkanlığına ise Mustafa Kemal Paşa seçildi. Kongrenin aldığı kararlar 10 Ağustos 1919'da bütün yurda ilan edildi. Sayın seyirciler, dün bültenimizi aktarmıştık sizlere. Düzensiz kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında İstanbul Valiliği'nin aldığı tarihi bir karardan bahsetmiştik. Göçmenler Türkiye'ye geldiklerinde bir sistem içerisinde ihtiyaç dahilinde belli illere yönlendiriliyorlar. Ama bu kararı tanımayıp İstanbul'a giden göçmenlerle ilgili kayıtlı oldukları illere gitmeleri konusunda İstanbul Valiliği bir duyuru yapmıştı. İşte bu konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi bugün. O açıklamayla devam edelim. Bu yıl 80 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Düzensiz göçle mücadele konusunda son bilgileri rakamlarla anlattı. Türkiye'yi kaçak göç merkezi yapmamak için büyük mücadele veriyoruz dedi. Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl itibariyle de biz 80 bin ortalama, yani geçen seneden neredeyse %40, %50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Rakamlarla anlattı, sınır dışı edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçle mücadele ile ilgili son durum hakkında İstanbul'da bilgi verdi. Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729.370. Yani doğu ve güney sınırımızdan Türkiye'ye girmek isteyip de bizim engellediğimiz insan sayısı 729.370. Geçen yıl Türkiye'ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 547.857. Bu yıl 167.874. Bakan Soylu bu sayıdaki azalmanın sınır hattında alınan önlemlerle sağlandığını söyledi. Türkiye'yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Sınır içinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017 yılında 175 bin, geçen yıl 268 bin, bu yılın ilk 7 ayında 160 bin düzensiz göçmen yakalandı. Öngörülen yıl sonunda 300 bine ulaşmak. 2017'den bu yana düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye geliş ve buradan Avrupa ülkelerine transit geçişlerini sağlayan 16 bin organizatör de yakalandı.
Yaz ortasında büyük bir buz kütlesi bir evin çatısına düştü. Burdur'da yaşayan Ocak ailesini şoke eden buz kütlesi nereden geldi? Sayın seyirciler, Düzce'de büyük bir felaket yaşandı biliyorsunuz. 6 gün önce 1 yıllık yağış sadece 24 saatte indi ve maalesef kayıplarımız var. İşte Düzce'deki sel felaketinin 6. gününde de dediğimiz gibi yürek burkan bir haber geldi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları o günden beri devam ediyordu. Toplam 7 kayıp haberi verilmişti. Ve son olarak bir anne, ikizleri ve bir kızı kayıptı. Birbirine sarılmış halde bulunan iki cansız bedene bugün ulaşıldı. Anne ve ikizlerden biri maalesef vefat etmişti ve yakınları teşhis etti. Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da felaketin bilançosunu açıkladı. Düzce'deki sel felaketinin üzerinden 6 gün geçti. Ancak ekiplerin gözü kulağı selde kaybolanlardaydı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte Esma Hanım köyünde selde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmalarına başlandı. Profesyonel ekipler çalışmalarını Melençayı çevresinde yoğunlaştırdı. Arama kurtarma ekipleri bölgeyi didik didik aradı. Balçık ve ağaç kütükleri arasından gelecek bir hayat belirtisi bekleniyordu. Ancak o beklenti sonuçsuz kaldı. Özel eğitimli köpeklerin hassas burunları sayesinde çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler Melençayı'na çok yakın bir noktada iki cenazeye daha ulaştı. Birbirine sarılmış halde bulunan cansız bedenler bir anne ve kızına aitti. Cenazeleri yakınları teşhis etti. Arkadaşlar şimdi bakın esas sizden ricam şu. Yengem ve yeğenlerim acımız büyük. Toplamı da 7 can, 2 hane. Yerle bir oldu. Deprem bize bu kadar acımasız davranmadı. Çok büyük acımasız davrandı bize. Gece 11.30'dan akşam 5'e kadar hiç durmadan. Aralıksız kaçacak yerlerimiz oldu. Ormana kısındık. Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda ile beraber sel felaketinde toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için aralıksız çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum felaketin boyutunu açıkladı. Toplamda 474 binamız, yapımız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine önemli bir ayrıntı, 66 tane binamız da heyelan riski altında. Heyelan riski altında bulunan bu binalarımızın da boşaltılma sürecini valimiz kanalıyla, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde yapmak suretiyle vatandaşlarımızı da bu binalardan taşıyacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Düzce'nin bazı ilçeleri için yağış uyarısında bulundu. Sayın seyirciler, tekrar hatırlatalım, neredeyiz? Erzurum'dayız. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bu önemli günde biz de ana haber ekibi olarak setimizi Ankara'dan, stüdyodan Erzurum'a taşıdık ve günün tüm önemli gelişmelerini bir yandan sizlere aktarıyoruz, hem de bu tarihi güne tanıklık ediyoruz. Sizlere buradaki atmosferi yansıtmaya çalışıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi gelişmeleri de buradan, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu tarihi binanın önünden sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Memur emeklileriyle ilgili efendim bir haberimiz var. Emeklilerin maaş farkını alacağı tarih netleşti. Ödemeler 25 Temmuz Perşembe günü yapılacak ve 2 milyon 300 bin memur emeklisine yaklaşık 500 milyon lira ödemede bulunulacak. 2 milyon 300 bin memur emeklisine yaklaşık 500 milyon lira ödenecek. Emeklilerin maaş farklarını alacağı tarih netleşti. Ödemeler 25 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 300 bin kişiye yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Maaş farkları banka ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenecek. SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ödemeleri 26 Temmuz'a kadar, Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz arasında yatırılacak.
En düşük memur maaşı 3723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2521 lira olacak. Enflasyon farkının eklenmesiyle en düşük maaşlı memurun aylığına 211 lira zam yapılacak. En düşük emekli memur aylığı da 142 lira yükselecek. Efendim, memur emeklileriyle ilgili işte maaş farkının yatıracağı tarihle ilgili detayları aktardık. Yine memur emeklilerini ve memurları ilgilendiren o önemli haberle devam edelim. 3 milyon memur, 2 milyon memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 1 Ağustos'ta başlayacak sevgili izleyiciler görüşmeler ve bunun öncesi, görüşmeler öncesi Türkiye Kamusen maaş zammı ile ilgili talebini açıkladı. Sendika 2020 yılı 1. ve 2. 6 ay için %10 artı 10 zam, ayrıca taban aylığa 600 lira telafi artışı istiyor. 3600 ek gösterge artışı, memurlara bayram ikramiyesi, fazla mesai, çocuk yardımı. Toplu sözleşme görüşmelerinde tüm bu başlıklar masada olacak. 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Hükümet ve memurlar 5. kez masaya oturacak. Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türkiye Kamusen maaş zammı ile ilgili talebini açıkladı. 2020 yılının 1. ve 2. 6 aylık dilimlerinde %10 artı %10 ve Ocak ayından itibaren ayrıca %3 refah payı artışı uygulanmasını istiyoruz. Sendika ayrıca taban aylık içinde telafi artışı istiyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bu kaybımızı mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı istiyoruz. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise kamu çalışanlarının ücretlerine 2020 için toplam %38 artış talep etti. Görüşmelerde yetkili sendika Memursen. Memursen daha önce yaptığı açıklamada hedef enflasyon değil gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı dedi. Enflasyon artı zam. Memursen ve Kamusen bu hafta içi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı ziyaret edecek. Toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini iletecek. Sayın seyirciler, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl sızdığı itirafçı ifadeleriyle ortaya çıktı. KPSS ve bakanlık sınavı sorularını örgüt üyelerine veren FETÖ, mülakat içinde örgüt evlerinde takım elbiseli hazırlık yaptırdı. Düşük seviyeli İngilizceye sahip adaylar diplomat olarak görev yaptı. Yazılı sınavdan önce soruları aldılar. Mülakat hazırlıklarını örgüt evinde yaptılar. Düşük İngilizce seviyesiyle diplomat oldular. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dışişleri Bakanlığı'ndaki personel alımlarına ilişkin başlatılan soruşturmada itirafçı ifadeleri ortaya çıktı. 31 kişinin tutuklandığı soruşturmada 15 diplomat etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İfadelerinde FETÖ'nün bakanlığa sızmak için uyguladığı yöntemleri anlatıldı. 2011 yılında örgütteki sorumlum tarafından sınavlara hazırlandım. Ankara'da beni bir eve yerleştirdiler. Sınav soruları da Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak bize verildi. Fethullahçı terör örgütünün sözde yöneticileri Dışişleri Bakanlığı'na yerleştirmek istediği adayları ayrı bir örgüt evine götürerek orada çalıştırdı. Takım elbise giyerek sözlü mülakata hazırlandık. Haftalık kompozisyonlar yazıp ezberledik. Cevapları işaretlenmiş 100 soru verildi. Böylece Dışişleri Bakanlığı sınavlarına girerek kazandık. Soruşturma dosyasında bakanlığın hazırladığı raporda yer aldı. Daha önce ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerin mezunlarının girdiği pozisyonlara FETÖ'ye yakın üniversitelerin mezunlarının alındığı belirlendi. Bu kişilerin İngilizce seviyelerinin düşük olduğu, sınavda teslim edilen İngilizce kompozisyonun metinlerinin de aynı olduğu bilirkişi tarafından tespit edildi. Aynı kelimelerin ard arda denk gelme olasılığının bir katrilyonda bir ihtimal olduğu vurgulandı. FETÖ ile bağlantılı olan ancak henüz deşifre olmamış bazı diplomatların da itirafçıların ortaya çıkmasının hemen ardından yurt dışında görevli oldukları elçilik ve konsoloslukları terk edip kaçtıkları kaydedildi. Sayın seyirciler, İngiltere'de başbakanlık koltuğunun yeni sahibi Boris Johnson oldu. Muhafazakar Parti'de yapılan seçimle başa geçti Johnson. Ve önünde tabii çok karışık konular var. İç siyaset konularından ziyade henüz çözülemeyen ve aslında 2. Dünya Savaşı'ndan beri İngiltere'nin önündeki en önemli sorun Brexit süreci bulunuyor.
Theresa May de biliyorsunuz bu süreç yüzünden istifa etmişti. Bir yandan da İran'la yaşanan alıkonan petrol tankerleri meselesi de Johnson'ın masasındaki en kritik dosyalardan olacak. Bir yandan da Boris Johnson'ın Osmanlı'yla da bağlantısı var. Osmanlı torunu olarak biliniyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere'nin yeni başbakanını tebrik etti. İlişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum dedi. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu. Theresa May'in istifasının ardından Muhafazakar Parti'de seçim yapıldı. Johnson, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'la girdiği başbakanlık yarışında 92 binin üzerinde oy aldı. Rakibi Hunt ise 46.656 oyda kaldı. Böylece partisinin genel başkanlığına seçilirken İngiltere'nin de yeni başbakanı oldu. Herkese çok teşekkür ederim ama ayrıca teşekkür etmek istediğim biri var. Jeremy, o harika bir lider, harika bir siyasetçi. Bu süreçte çok arkadaş canlısıydın. Harika fikirlerin var ama hepsinden ötesi bu partiye ve ülkeye hizmetlerinden dolayı Theresa May'e teşekkür etmek istiyorum. Johnson, başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 numaraya geçti. Kampanya sona erdi ve çalışma başladı dedi. Brexit, sağlık ve eğitim konularındaki sorunları yeni bir enerjiyle çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni başbakanı kutlayan ilk isimlerdendi. Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Birleşik Krallık'ın 77. başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı mesajında yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Theresa May'in istifasını sunmasının ardından Johnson görevi devralmak için kraliçenin huzuruna çıkacak. Boris Johnson İngiltere'nin 77. kraliçe 2. Elizabeth'in görevlendirdiği 14. başbakan olacak. Johnson'ın önündeki en büyük sorun olarak Brexit süreci görülüyor. İran'la yaşanan petrol tankeri krizi ve yeni başbakanı bekleyen dosyalardan. Johnson'ın seçilmesinden hemen önce mevcut hükümetten istifalar da peş peşe geldi. Avrupa ve Amerika'dan sorumlu bakan Alan Duncan'ın ardından eğitimden sorumlu devlet bakanı Ann Milton da kabinedeki görevinden ayrıldı. Sayın seyirciler, İsrail'in Filistin'de, Doğu Kudüs'te zulmü devam ediyor. Hukuksuz yıkımlara başlamıştı biliyorsunuz. Sizlere bültenlerimizde birkaç gündür aktarıyoruz. İşte o yıkımlara da devam ediyor. Bu konudaki gelişmelerle devam edelim. Doğu Kudüs'te şimdi de İsrail güçleri Filistinlilere ait 9 katlı binayı havaya uçurdu. Ve tabii onlarca Filistinli evsiz kaldı. Filistinliler İsrail ve Suudi Arabistan arasında başlayan diyaloğa da tepkili. İsrail'in davetlisi olarak Mescid-i Aksa'ya giden Suudi gazeteci Filistinliler tarafından kovuldu. İsrail güçleri hukuksuz yıkıma devam etti. 9 katlı bina saniyeler içerisinde enkaza döndü. Onlarca kişi evsiz kaldı. İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün Vadi el-Hummus mahallesine iş makineleriyle gitti. Kablolarla binaya patlayıcıları bağladı ve patlattı. Kudüs'ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler, İsrail'den yıkımları durdurmasını istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı. Ankara'da yıkımı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atma çağrısı yapıldı. Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya İsrail'in tutumunu kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride atılan adımlar tehlikeli ifadesi kullanıldı. İsrail ile Suudi Arabistan arasında yaşanan normalleşme süreci de Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd protesto edildi. Suudi gazeteci Filistinliler tarafından Harim-i Şerif'in avlusundan kovuldu. Suudi gazeteci Kudüs İslam Vakıfları İdaresi yetkilileriyle de görüşmek istedi. Ancak bu talebi kabul edilmedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail'i ziyaret edeceğini duyurmuştu. Sayın
İzleyiciler, Asya kıtası aşırı yağışların etkisinde günlerdir aslında Asya kıtasından farklı ülkelerden haberler getiriyoruz ekranlarınıza. Çünkü büyük bir bölümü muson yağmurlarının etkisinde. Şimdi Çin'de yollar çöktü, tren seferleri durdu. Çin'den görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Hindistan'da da işte muson yağmurları, haftalardır etkili olan seller vardı ve ölü sayısı giderek yükseldi. 166'ya çıktı. Nepal'de de yağışlar heyelana yol açtı. 8 kişi hayatını kaybetti. Çin'in kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ağaçlar devrildi, yollar çöktü. Demir yolu köprüsü yıkıldı, tren seferleri durduruldu. Hindistan'da Temmuz ayının başından beri etkili olan sellerin bilançosu ağırlaşıyor. Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya çıktı. 130 bin kişi evlerini terk etti, yardım kamplarına yerleştirildi. Yaklaşık 10 milyon kişi selden etkilendi. Aşırı yağışların uzun süredir devam ettiği Nepal'de de sel heyelana yol açtı. 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de kayıp. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde fırtına elektrik direğini devirdi. Devrilen direk araçların üzerine düştü, yangına yol açtı. New York'ta aniden bastıran yağış sele neden oldu. Ulaşım aksadı. Florida eyaletinde de yola yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sevgili izleyiciler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Günün tüm önemli gelişmelerini, dünyada neler oldu, Türkiye'de neler oldu tek tek ekranlarınıza getiriyoruz. Ama nereden? Erzurum'dan sesleniyoruz sizlere sevgili izleyiciler. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla buradayız. Tam 100 yıl önce bugün işte bu tarihi binada aslında Kız Lisesi olarak yapılan binada, o dönemde aslında Kız Lisesi olarak işlev görüyordu. Ve Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan sonra Amasya Tamimi'ni yayınlayıp Kazım Karabekir'in davetiyle buraya geliyor. Ve işgal altındaki 5 Doğu ilinden katılan 62 delege ile birlikte milli mücadelenin ateşini işte buradan, içinde bulunduğumuz bu mekandan sevgili izleyiciler yakıyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın o önemli kutlu yürüyüşü başlıyor bundan sonra. Efendim, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı yerden sesleniyoruz size dedik ve tabii ki önemli gelişmeleri de ana haber bültenimizde aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Avustralya'ya uzanalım isterseniz. Bir minibüs Avustralya'da sayın seyirciler park halindeki iki polis aracına çarptı ve kaçtı. Olayın ardından polis minibüsün peşine düştü doğal olarak ve minibüsten çıkanlar şaşkınlık yarattı çünkü minibüste 200 milyon dolarlık, çok büyük bir rakam gerçekten, uyuşturucu bulundu. Avustralya'nın Sydney kentinde bir sürücü minibüsüyle karakolun önünde park halinde bulunan iki polis aracına çarpıp kaçtı. Araçların halini gören polisler minibüsün peşine düştü. Minibüs şoförü olaydan bir saat sonra yakalandı ve gözaltına alındı. Minibüsten çıkanlar da polisleri bile şaşırttı. Minibüste 200 milyon dolar değerinde 273 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sayın seyirciler, 23 Temmuz bugün. Yazın tam ortasındayız ama işte maalesef bültenimizin başında da aktardığımız gibi bir yandan sellerle mücadele ediyoruz ama yazın tam ortasında Burdur'da bugün akıl almaz bir olay yaşandı. Çok büyük bir buz kütlesi bir evin çatısına düştü. Çatıyı deldi, evin tavanını deldi kütle ve büyük paniğe neden oldu haklı olarak. Yeşilova ilçesinde Süleyman ve Zeliha Ocağı'a ait tek katlı evde büyük bir gürültü koptu. Ocak ailesi bir patlama sesiyle yerinden fırladı. Zeliha Ocak 8 aylık bebeğinin uyuduğu odadan gelen sese doğru koştu. Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Evin çatısı ve odanın tavanı delikti. Yerde büyük bir buz kütlesi vardı. Burayı kırmış, zaten kabarık, tamirlenmiş şekli hatta olmadı. Şu bölge, şurası, şurası, şurası. Buradan buraya düşüyor. Bebeğim de şurada yatıyor yani. Arada bir metre mesafe yok bile yani.
Olay yerine AFAD, çevre koruma ve jandarma ekipleri gitti. Buz kütlesinde inceleme yapan ekipler numune aldı. Kütlenin bir yolcu uçağından düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Uçak geçti. Ha, onun aramadan 10 dakika evveli bir uçak şeyledi. Uçaktan şeyleniyoruz biz. Kuşkulanıyoruz. Buz kütlesi Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyündeki işte bu tek katlı evin çatısına düştü. Kütlenin delip geçtiği çatı ve tavan onarıldı. İncelemenin sonucunu merakla bekleyen Ocak ailesinin tek tesellisi çocukları Kenan Efe'nin olaydan sağ salim kurtulması. Sevgili izleyiciler, dün bültenimizde aktarmıştık aslında gelişmeleri. Çünkü İstanbul'da tarihin en büyük sahte para operasyonlarından biri yapılmıştı. Piyasaya tam 271 milyon dolar sahte para sürmeye hazırlanan şebeke yapılan bir operasyonla, başarılı bir operasyonla çökertilmişti. Çok büyük bir rakam gerçekten. Şimdi böyle bir şebeke çökertilince, bu kadar büyük bir rakam da ortada olunca tabii herkesin aklına soru işaretleri gelmeye başladı. Acaba piyasaya sürülmüş olabilir mi? Ya da eğer elime sahte para geçerse nasıl anlarım gibi. Bunu anlamak mümkün mü soruları gibi. İşte nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu sorunun yanıtını araştırdık. Ayrıntılar haberimizde. 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları bastılar, piyasaya sürmeye çalıştılar. İstanbul Emniyeti geçit vermedi, çeteyi çökertti. Matbaada ele geçirilen o paralar gerçeği aratmıyordu. Peki elinize geçen doların sahte olup olmadığını anlamak mümkün mü? İşte o sahte dolarlardan birisi, gerçeğiyle ayırt edebilmek ilk bakışta mümkün değil. Fakat gerçek parayla sahte para arasındaki farkları bilir, o püf noktaları öğrenirsek dolandırılmaktan kurtulabiliriz. Sahte 100 doların kabartması var, ancak kağıt kalitesi kendini ele veriyor. Sesi böyle çıkmaz ama gerçek olanın kalitesi biraz daha sesli çıkar. En büyük fark kağıt özelliği, ancak portre ve şeritlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Işığa tuttuğumuz zaman burada portrenin biraz daha belirgin olması lazım ama elimde görmüş olduğunuz sahte doların portresinde biraz daha silik olduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan şeridinin net bir şekilde görünür olması lazım, içinde 100 dolar yazması lazım. Uzmanlar sahte paraların bayram öncesi piyasaya sürüldüğüne dikkati çekiyor. Özellikle yoğunluk nedeniyle tatil beldelerinin hedef alındığı belirtiliyor. Esnafa sahte parayı tespit eden para sayma makineleri kullanmaları da tavsiye ediliyor. Sevgili izleyiciler, Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Sadece 18 gün kaldı. Tabii bayram bu kadar yaklaşınca kurban pazarları da hareketlendi. Aslında büyük bir pazardan bahsediyoruz. 25 milyar liralık bir pazar. Yetkililer satıcıları ve tüketicileri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 25 milyar liralık kurban pazarı büyük ekonomik hareketlilik yaratıyor. Bu süreçte yaşanan para dolaşım yoğunluğu dolandırıcılığı da artırıyor. Uzmanlar özellikle sahte para kullanımına işaret ediyor. Geçen senelerde sahte paralar geliyordu buraya. Emniyetimizin almış olduğu önlemler sayesinde bu sene bayağı azaldığını görüyoruz. Genellikle hayvanın fiyatının 1,5 katını vererek alıyorlardı. Parayı da peşin ödüyorlardı. Emniyet, sahte paraları defalarca piyasaya sürmeye çalışanların önünü kesmek için önlemleri artırdı. Sahte para nasıl anlaşılır? Dikkat edilmesi gerekenler neler? Emniyet güçleri kurban pazarında hayvan satıcılarını uyarıyor. Tırtık var. Bu tırtık da iyice olmasa önemli. Anladıkları zaman 155'i aramaları lazım. Yani burada ihbar mekanizması bu yönden çok önemli. Direkt 155'i aranmalı. Yani polis ekipleri hemen olay yerine intikal eder. Bir ayda bakalım. Hadi Allah kahretsin. Sevgili izleyiciler, yazın tam da ortasındayken kadın erkek birçok izleyicimizin işte kilo verme derdi olduğunu tahmin ediyoruz. Ve kısa sürede çok kilo verdiren diyetler çok gündemde. Özellikle sosyal medyada hemen herkes işte kişisel koç olarak ilan ediyor kendini ya da diyet uzmanı olarak ilan ediyor. Kişiye özel listelerde sosyal medyada revaçta. Ancak uzmanlara göre bilimsel temeli olmayan bu diyetler tehlike saçıyor. Hatta pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Yani kilo verebilirsiniz ama daha sonra hasta olabilirsiniz. Kısa zamanda kilo verdirmeyi hedefleyen şok diyetler, internet, özellikle de sosyal medyadaki yanlış listeler, hatta kişiye özel zayıflama öyküleri,
Oysa parmak izi gibi herkesin metabolizması da birbirinden farklı. Tıbbi ehliyeti olmayan insanlar tarafından Instagram'da, sosyal medyada, yazılı medyada, görsel medyada bu yapmış zayıflamış, ben de yapayım zayıflayayım şeklindeki uygulamalar kişide çok ciddi sağlık problemleri yaratır. Alınan risk büyük. Yanlış uygulanan diyetler pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Geçen yıllarda gördüğüm bir hasta vardı. Tıbbi ehliyeti olmayan bir zayıflama merkezinde kişiye, yani 1.80 boyun ve 1.70 boyunda 85 kilo ağırlığındaki bir hastaya 3 ayda yaklaşık 35 kilo kaybettiriliyor. Bayan hasta menopoza girdi 35 yaşında. Obezite bir çığ gibi artıyor ve sosyal medya üzerinden ya da internet üzerinden yapılan diyetler de kişilerin sağlığına zarar veriyor. Zayıflamaya karar vermeden önce mutlaka bir hekimden görüş alınması öneriliyor. Kısa sürede çok kilo verdirmeyi hedefleyen diyetler çarpıntı, bayılma, saç dökülmesi, safra kesesi taşı gibi çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Burada kişi neden kilo alıyor? Bu sorunu çözümlemek gerekiyor. Hormonal bir problemi var, metabolik problemi var, yeme içeriğinde yeme davranışları nerede hata yapıyor? Kullandığı bir ilaç mı ona kilo aldırıyor? Yeme davranışında mı problemi var? Kişi neden kilo alıyor? Öncelikle bunun bir ortaya çıkarılması gerekiyor. Uzmanlara göre tek tip beslenme de yanlış. Diyetlerde tüm besin öğelerinin bulunması gerektiğine dikkat çekiliyor. Efendim, Trabzonspor'un yeni sezon formaları büyük ilgi görüyor. Barcelona'lı futbolcu Gerard Pique Trabzonspor'a sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Barcelona kulübü de resmi hesabından bir bordo mavili kulüpten diğerine yazan tweet attı. Trabzonspor medya ekibinin yeni forması için çektiği tanıtım filmi spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı. Sadece sosyal medya olarak baktığımızda Twitter'da 10 milyonun üzerinde bir görüntülenme aldık. Diğer sosyal medya mecralarında kattığımızda bu 100 milyonu aşacak gibi görünüyor. Aştı da ve devam ediyor hala. Trabzonspor altyapısında 4 yıldır top oynayan filmin yıldızı Batuhan Öztürk de bordo mavili renklere aşık. Trabzonspor benim için çok önemli. Trabzonspor benim için bir aşk gibi. Hayatımda ben böyle güzellik, yani en çok sevdiğim, ben Trabzonspor'u çok seviyorum. Ve Barcelona'nın ve İspanya milli takımının yıldızı Pique. O da Trabzonspor'un tanıtım videosuna tweetle yanıt verdi. Karadeniz ekibi de teşekkürler. Sana ve sevgili ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo Mavili Trabzonspor'dan Bordo Mavili Barcelona'ya selamlar sözleriyle cevap verdi. Bir paylaşımda Barcelona kulübünden geldi. Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı. Bir bordo mavi kulüpten diğerine dedi. İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis'te bu gördüğümüz en güzel şey Trabzonspor. İşte bu futbol ifadelerine yer verdi. Yeni sezon formaları kulüp mağazalarında yok satmaya başladı. Yeni sevkiyatlar mağazalara devam ediyor. Tabii 32-33 bandında şu an itibariyle gri forma. Bunun yanında parçalı ve bordo formayı da, onlar da 20 bini aştı. Yani 60 bine doğru gidiyoruz. Yaylada futbol oynayan çocukları konu alan film paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Efendim, ana haber bültenimize Erzurum Kongresi'nde alınan o 8 tarihi karardan bazılarıyla başlamıştık. Az önce aktardığımız kararlardı. Ve milli mücadeleye giden yolda önemli dönemeçlerden biriydi. Aslında meşale, maya burada atılmıştı. Erzurum Kongresi'nin 100. yılında. Biz de efendim bu önemli günde Erzurum'dan seslendik sizlere. Hem gelişmeleri aktardık hem de bu tarihi atmosferde sizlere seslendik. Çok teşekkür ediyoruz. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu akşamlar.